7 Mart 2018 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Son 1-2 gün gerçekten felaketti yani. O kadar şapşal haber karşısında hangi birini vereceğimizi şaşırmış durumdayız şu anda. Ama bir yerden başlayalım. Bunu ilk haberimiz Görmez haberi olsun. Şu an eski Diyanet İşleri Başkanı vardı ya. Görmez, kör olan. İşte o. Mercedes'ten inince aklı başına gelmeye başladı arkadaşım. Cümleler kurmaya başladı. Dedi ki dün sahte bal tüccarlarıyla ilgilendiğimiz kadar sahte din tüccarlarıyla ilgilenmiyoruz, ilgilenemedik gibi bir cümle kurdu. Şimdi siyasal İslamcılar da baltudan parmağını yalar. Onlarla da aslında çok fazla ilgilenemediniz. Hepsi parmağını yalamakla meşgul çünkü, sen de dahil. Sahte din tüccarlarına gelince, yani iktidardan korktuğun kadar Allah'tan korksaydın onunla da belki ilgilenmeye biraz vaktin olurdu, kalırdı. Bunun akabinde şöyle bir şey söyledi. Bizim hikmetli sözler söyleyen insanlara, kişilere, hikmetli sözlere ihtiyacımız var falan dedi. Ya kardeşim sen hiç etrafın hikmetli sözler söyleyen insanlarla dolu ya. Çarpılırsın valla. Sen hiç A Haber'de mi dinlemiyorsun? Havuz gazeteleri, havuz televizyonları dinlemiyor musun bunu? Hadi gözün görmüyor, körsün, görmez. Kulağında mı sağır ya? Ya lütfen, görmez. Çok komik bir insan kendisi. Arap medyasına ithafen şöyle bir şey söyledi. Galiba Türk dizileri Arap ülkelerinde yasaklanacak mıymış, kaldırılacak mıymış, neymiş? Orada dedi ki, yani siyasetçiler kimin ne izleyeceğine karar vermez dedi tepki olarak. Haklı kendisi. Siyasetçiler neye karar verir? Kimin terörist olup olmayacağına karar verir. Onu çok iyi kararını onlar verir. En iyi onlar verir. Ya. Onlardan başkası veremez yani. Değil mi Numan Kurtulmuş? Diğer haberde Çevre ve Şehircilik Bakanı Özaseki dedi ki depremle ilgili kaygıları olduğunu söyledi ve Japonlar bizden daha mı akıllı ya dedi. Hayır, Japonlar bizden daha akıllı değil. Dere yatağına tok yapanlar daha aptal. Yani öyle bir şey var. Hem niye tedirgin oluyorsun ki? Bizim Allah'ımız var be. Ha? Niye yani? Evet, bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Erdoğan kadın hakları ile alakalı da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Dedi ki Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar kadın hakları konusunda ileridedir, ileri seviyededir dedi. Tabii şimdi Türk tarihi derken galiba yani 1923-2002'yi atarsak, çünkü orası şey, reklam arası biliyorsunuz. Yani 2002'den 2018'e kadar, onu demek istiyor galiba. Zaten eskiden mesela benim dedem, babaannemi satın almış mesela. Kölelik varmış eskiden. AKP geldikten sonra onlar falan kalktı yani, eskiden öyleymiş yani. Sonra dedi ki kadınlar dedi, kadınlar arasındaki dedi eşitsizliği de biz kaldırdık artık dedi. Doğru söylüyor. Artık mesela hapiste başörtülü bacılarımızı da alıyoruz, başörtüsüzleri de alıyoruz. Hepsini alıyoruz yani artık. O başörtülü başörtüsü ayrımı kalktı. Çoluğuyla çocuğuyla birlikte 50'şer 100'er alıyoruz biz onları. Yani Allah razı olsun, eksik olmasın Sayın Erdoğan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ama bitti mi? Tabii ki bitmedi. Erdoğan konuşmasına devam etti. Batı'ya seslendi. Depremle ilgili kaygıları olduğunu söyledi. Ve Japonlar bizden daha mı akıllı ya? Dedi. Hayır, Japonlar bizden daha akıllı değil. Dere yatağına tok yapanlar daha aptal. Yani öyle bir şey var. Hem niye tedirgin oluyorsun ki? Bizim Allah'ımız var be. Ha? Niye yani? Evet, bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Erdoğan kadın hakları ile alakalı da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Dedi ki Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar kadın hakları konusunda ileridedir, ileri seviyededir dedi. Tabii şimdi Türk tarihi derken galiba yani 1923-2002'yi atarsak, çünkü orası şey, reklam arası biliyorsunuz. Yani 2002'den 2018'e kadar, onu demek istiyor galiba. Zaten eskiden mesela benim dedem, babaannemi satın almış mesela. Kölelik varmış eskiden. AKP geldikten sonra onlar falan kalktı yani, eskiden öyleymiş yani. Sonra dedi ki kadınlar dedi, kadınlar arasındaki dedi eşitsizliği de biz kaldırdık artık dedi. Doğru söylüyor. Artık mesela hapiste başörtülü bacılarımızı da alıyoruz, başörtüsüzleri de alıyoruz. Hepsini alıyoruz yani artık. O başörtülü başörtüsü ayrımı kalktı. Çoluğuyla çocuğuyla birlikte 50'şer 100'er alıyoruz biz onları. Yani Allah razı olsun, eksik olmasın Sayın Erdoğan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ama bitti mi? Tabii ki bitmedi. Erdoğan konuşmasına devam etti. Batı'ya seslendi. Dedi ki sizin hanginiz Ege'de ölümün elinden insan topladınız dedi. Ya Ege tabii yani, ama yani Meriç, yani Ege'ye dökülen hani Meriç'ten çok insan topladık tabii, ama sen görmedin. Biz seni üzülmesin diye söylemedik. Sana haber vermedik biz. Ya Sayın Erdoğan. Türkiye'deki enteresan insanlardan bir tanesi de Yargıtay Başkanı Cirit. Dedi ki yargı kimseden emir almaz dedi. Yani
sözlü emir almaz, yazılı emir alır. Nasıl o kitapçıklarla, kitapçıkları gönderirler, onu da kabul etti dedi. Kabul ediyorum ama bunun sorumlusu ben değilim dedi. Mahkemeler ona göre karar veriyor yani o kitapçıklardaki yazan şeylere göre. Tamam hadi güzel. Peki yargı kimseden emir almaz. Biz de kendisine şunu soruyoruz. Biz bu